Hepsini bir tip yapmış. Güzel. Bence böyle olması gerekiyor. Dikkat çekici oklar koymuş. Yuvarlakla yerleri belirtmiş. Güzel. Başlıkları bir büyük yazmış, bir büyüklü küçüklü yazmış. Şimdi YouTube aramada kimse büyük harfle yani kelime aramıyor. O yüzden büyük tamam büyük harfle yazılanlarda aramada çıkmıyor kardeşim. Burada bence başlıkta yanlış bir strateji uygulamış. Ama kapak görselleri çok dikkat çekici. Şöyle bakalım. Shorts'ları da var bu arkadaşın. Shortslarına bakacağız. Aga zaten hakkında kısmına da hiçbir şekilde SEO yazmamış. Hello falan yazmış sadece. Hani yaptığı işle alakalı bir SEO'su yok. Shortslarına da bakalım abi. Evet, shortsları neyle yapmış? Yapay zeka ile mi yapmış bunu? Veronica mistakenly adopted an animal thinking it was a cat. But what happened a year later Kanka was yapay zeka ile truly astonishing. seslendirmiş. She was an elderly woman. Bu tür kanallar genelde bir an pump yapabiliyor ama yapay zekalı kanallar çöktü mü de hiç izlenmiyor. Mesela biraz özgünlük katabilseymiş buna daha iyiymiş. Ama Normal videosuna da bakalım. uzun videoları gerçekten güzel Satışları yapmış. Ben düşen, inceledim uzun projeleri videoları. başarısız olan ve ekip işbirliği neredeyse Uzun bakalım videolarında videolarında böyle işletim. ses In the efektleri northern falan regions koymuş. Uzun where videolarına wild bakalım. wolves pose a significant threat to the deer population, hunters set traps to control the wolf numbers, which are Abi causing senkron yapmış. the Doğru. wolves escape. Starvation or hypothermia if not Alt yazı found quickly. eklemiş. Hunters are required to check these traps every 24 hours. In one such incident, a massive Siyasını da wolf güzel got yapmış. caught in one of these traps Metinle and alakalı was metin de desperately koymuş. trying to free itself. Çok fazla işte The koymuş wolf bence. sensed the approaching humans and Videonun braced for sesini what it kısar mısın abi? assumed was its end. Ya çok fazla hashtag koymuş. Bu spam acı. Ondan sonra video senkron olmuş. Güzel olmuş ama gene yapay zeka ses. Yani burada özgünlük metin mi oluyor o zaman? Metin kendi yazıyor metini. Hmm. Kapak resimleri Yok ilk kendisinin, soran kendi var mı? tasarlıyor. Yayın sonu alırsın. Anladım. Yok yayın sonu inceleriz. Ya ben bu kanalda eksikliği başlıkta gördüm. Video senkron olabilir ama full gene sonuçta metini kendi yazmış olabilir ama yapay zeka ile seslendirmiş. Ama kanka şu an günümüz teknolojisiyle yapay zekayı artık biz birleştiriyoruz. Yapay zeka ile birlikte bütün takipçilerimiz içerik yapmak zorunda kalıyor. Herkes İngilizce bulamıyor. Ondan dolayı buradaki benim özgünlük yani full yapay zekanın dışında bir insanın şey katması var burada. Yorum katması var. Videoları kendi yorumlayıp yazması. Önemli olan da bu. Her şeyi şey var abi. Artık herkes yorum katmıyor. Ruhsuz yazılar yazıyor. ChatGPT'ye giriyor. Bunu yaz diyor, yazısını çıkartıyor ve bu da ruhsuz. Ben bu kanalda ne fark ettim? Aynı videonun shorts'unun farklı halini yapmış. Diyor ki shorts'ta da bu videoyu diyor merak ediyorsanız diyor uzun halini diyor alttan tıklayarak gidebilirsiniz diyor. Adam shorts'tan uzun videoya yönlendirme yapmış. Bu çok güzel bir taktik aslında. Evet. Güzel bir taktikti. Böyle kanallar çok var kanka ya. Ya ben özgünden yanayım biraz da ya. Bunu herkes yapabilir yani. Herkes yapıyor. Herkesin aklına bu geliyor. Böyle içerik olduğu zaman rekabet de çok oluyor. Ve ben bu kanallarda bak yani bu tür çok kanal yaptım. Tek en büyük yaşadığım sorun da pump yapıyor ve çöküyor sonra. Anladın mı? O yüzden ben bu tür kanallarda pek gelecek görmüyorum yani. Şimdi bunu geçelim abi. Sıradaki kanalımız bu. Bunu da sen yap kardeşim. Bak bakalım böyle. Bu Türkiye Focus diye bir kanal. Hangi dilde yapmış bu? İngilizce değil. Abi Almanca. Almanca da yapmış. Rusya-Ukrayna savaşlarını yapmış. Para kazanması açık mı bunun? Para kazanması katılı var abi Açık. açık. Aa, özgünleştirmiş. İlk videolarına git bakalım bir. Ya da popülerlere. İlk videolarda böyle. Bu kanalı muhtemelen sonradan yani dönüştürmüş. Para kazanması açık bir kanalmış bu. Sonradan dönüştürmüş. En popüler ne izletmiş kanalda? Ya kanka karman çorman atmış. Çok karışık atmış zaten. En popüler de 71 bin. 71 bin. Videosu nasıl? Yapay zeka mı? Bakalım bir. Gewinnen kann sind beträchtlich. Bei der jüngsten Erbeutung Yapay zekanın yapayı da. Yapay zeka. die von Einschusslöchern ukrainischer Drohnen herrühren, die Yapay versucht arkadaş. hatten, die hochmoderne Aus Evet kanka şöyle bir genel bir yorumunu alayım şu kanal için. Yani çok Vallahi bu kanalı sıfırdan açsaydı bu kanalın para kazanması açılmazdı işin gerçeği.
Yani sen de bu işin içindesin. Yıllardır Ukrayna-Rusya savaşları hattındasın. Yani bu sıfırdan açılmazdı ama bu para kazanması açık olarak yaptığı için muhtemelen açılmış. Ben öyle tahmin ediyorum. Ve bu kanalı son videoları 150, 200, 50, 500 ve bir günde bir sürü video atmış kitlesi pek fazla olmamasına rağmen. Ya Abi şurada ben bir bu 28 kanalda bin var. Bir 3 videosu gün bir önce izlenmiş. 3 gün önce var başka. Yani pek fazla ileriye gelecek görebilmem için sabit bir konuda gitmesi lazım. Sabit kapak fotoğrafı. Çok karışık geldi bana kanal. Evet, çok karma karışık. Her şeyi atmışlar. Konsept güzel ama kanal karışık. Yok Bak zaten. arkadaş demiş ki neden açılmasın demiş PKS. Şimdi arkadaşlar Ukrayna-Rusya savaşında YouTube bir yazı gönderdi. Ukrayna-Rusya savaş üstünden para kazanan tüm kanalları kapatacağız diye, yasaklıyoruz diye. Tabii daha sonradan da Serkan Bey gibi doğru haber yapan insanlar sayesinde şu an o biraz esnetildi. Doğru haber yaptın mı sıkıntı yok ama insanlar doğru haber dışında şey yapıyorlar, yalan haber yapıyorlar. Bu da düşünün, Türkiye'de savaş var, biz başkasıyla savaşıyoruz. Ve bize diyorlar ki orada işte örnekleyeyim İzmir'e bomba attılar. Biz de İzmir'e gitmek istemiyoruz, Aydın'a kaçıyoruz. Ama böyle bir şey yok. Yalan haber olduğu için insanların vebaline giriyorlar. Yani bundan dolayı bir sürü insan ölüyor. Ve ondan dolayı da açılacağını tahmin etmiyorum yalan haberlerle para Sen kazanmanın. bak istersen. Tamam. Şu an sıkıntı yok değil Şurayı bir oku en azından biraz. mi? YouTube Türkiye'de sizin kanalı yapabilir, tavsiye edebilecek misin? Tepeden aşağı kimler var böyle oku falan. Gökmen selamünaleyküm. Gökmen yazmış oraya. Hoş Tamam. geldin Telefonu Doğukan. yazmasın şimdi oraya. Nasıl? Telefonu bana Gökben ver. hoş geldin. Telefonum sende zaten. Şimdi aga ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir bu kanalda PK açılmayı her şeyi bir kenara bırakalım. Abi yani her şeyi yüklemişsin sen. Oyun yüklemişsin, haber yüklemişsin. Yani karma düzenli izleyici için bile güzel bir kanal değil yani anladın mı? Hani yani hiçbir yerde tutulacak tarafı yok bence bu Chat kanalın. açayım sana. Bu kanalın şöyle bir durum var hacı. İlerleyen zamanlarda da PK'sı kapanabilir. Şu an açık oluyor olması bu kanalın para kazanmasının açık kalacağı anlamına da gelmiyor bu arada. Bir anda bakıyorsun tak kapatabiliyor YouTube. Bunu da geçelim abi. Data NBA. Bunda da NBA oyuncularıyla alakalı videolar yapmış. Ama 4 aydır video yüklememiş kanka bunu. Neden 60 incel ediyor o zaman? Yani 4 aydır yüklememiş ve aga gene tekrar söylüyorum. Ya bu tarz videolar tekrar eden içeriğe giriyor. Neden diyeceksin? Bak para kazanması açık okey. Ama devam etse inan tekrara gidebilir ya da izlense kanal. Açık değil kanka 292 abone. Şunu alalım. Normal YouTube'un Shorts'a vermiş olduğu bonus parası. Tamam şunu şöyle koyalım buraya. Yani şu an ben chat'i de göremeyeceğim. Sesini kapat. Videonun sesini kapat. Hacı abi evet 292 abone varmış. Bunu da geçiyoruz abi. Hemen gelelim buradan. Evet Orhan sen de bu kanal. Abi bu kanal ne yapmaya çalışmış? Videolarını bir açsana bakalım. Videonun. Kanka videoda resimleri hareketlendirmiş. Arka arkaya birleştirip alta müzik Grup. çakmış. Şey yapmış ama bak Balenciaga modaya uydurmuş onları. Süper kahramanlar moda programında Balenciaga manken olursa nasıl olur diye. Aynen. Ama var ya aslında çok şey marjinal bir şey. Biz de bu yapay zeka ile ilgili şey düşünüyoruz şu an. Bir karakter oluşturduk. Örnekleyeyim Kedi Garfield gibi hikayeler oluşturacağız biz de bu şekilde de. Bir açsana başka videolarını. Mesela şuna bakalım bir de. Ya sesini kısalım abi. İnsanlar niye kulağını patlatıyoruz ki? Aga burada sanatçı ne anlatmak istemiş? Burada sen CS'yi daha çok oynuyorsun benden. Ne diyor bu? Kanka Hangi bu... silahları mı göstermiş? Vallahi ben burada hiç ne gösterdiğini anlayamadım kanka. Ya kanka sonuç olarak çok karışık bir kanal. Ya biz bile şu an ne olduğunu çözemiyoruz yani bakarak. Düşün bunu izleyici nasıl çözecek yani hani. Demek istediğimi anladın mı? Ki bu kanalı Ama neden takip etsin? Hani kim var? Muhatabımız kim? Ne anlatıyor? Shorts'a tıklasana. Shorts'ta çok video varmış Shorts'ta Nasıl? herhalde. Çok fazla Shorts'a video bas var ama bakalım. tamam. Hani benimkiler Elon benimkiler değil. Musk Bakacağız. örümcek adam olmuş. Aç bakayım Bakacağız. bir. Aynen. Açayım kanka bir tanesini. Açsana bir tane.
Erkek kahramanların kızları kanka. Ha, kız olsalardı nasıl olurdu? Kadın olsalardı. Evet. Erkek kahramanların kızları. Ya Hacı abi hiçbir özgünlük yok bence. Yani yine yapay zekayı kullanarak bir video üretmiş. Hani kullansınlar. Ben de yapay zeka karşı değilim bu arada. Yani yapay zeka bence hatta önümüzdeki zamanlarda komple YouTube'u ele alacak. Ama yani full yapay zekayı da kullanırsan burada yani değer katmıyorsun ki. Değer katmadığın için zaten biz diyoruz ya para kazanma para kazanma. O yüzden para kazanma kapanıyor. Yani burada ben bir değer görmedim yani hani. Demek istediğim anladın mı? Yani bir emek var ama boşa bir emek verilmiş gibi geliyor bana. 93 video, 768 abone. Çok kötü bir rakam. Evet. Bazı arkadaşlarımız 3 videoyla 500 bin, 1 milyon abone olanları gördüm ben. Evet. Şimdi böyle bir animasyon kanalı kanka. Aha, çok güzel geldi gözüme nedense. Ben de direkt onu söyleyecektim. Bakın şimdi. Ya ben şöyle bir açıklama yapacağım hacı. Bu kanalla alakalı. Genel böyle içeriklerle alakalı. Ya bence genel bir konsepti varsa kanalın. Yani bir kanal bir şey anlatıyorsa, tamam mı? Ve genel baktığın zaman hep onu görüyorsan bence o kanal başarılı yani. Tek tipte gidiyor, anladın mı? Bak bu ilk başlamış üçüncü animasyonla ve bir hikaye anlatıyor. Ve bence bu da hikayelerin devamı bu videolar. Ve harika olmuş yani. Valla bu kanalın sahibi kimse bu kanala 10 bin lira veririm. Yani gelecek vadeden bir kanal bence. Başlıkları çok iyi. Mesela başlıklarda da bir bak zaten seri var yani hani adam seri yapmış. Videosuna da bakalım hatta. Chat'e de bakacağım bekle. Ses efektleri falan güzel yapmış ha. Abi yani video da çok iyi. Bunu yapan Türk mü? Yayından sonra bu arkadaşla iletişime geçelim. Hacı, bütün incelemeyi bıraktık, kanalı inceleyeceğiz. Kanalı izleyeceğiz. Evet arkadaşlar, bu kanal için şöyle söyleyebilirim. Hangi arkadaş yaptıysa bunu, ellerini kollarına sağlık. Çok güzel bir kanal yapmış, gerçekten. Abi, güzel. Çok fazla bir şey de yazmamış, okey. Ama ne yapmamış mesela, çevir de yapmış. Kaç dile çevirmiş? 8 dile çevirmiş. Abi daha fazla dile çevirebilirdin. Başlık evrensel açıklamayı. Bir kanal çünkü. Evrensel bir kanal yapmışsın. Çok güzel bir kanal yapmışsın. Bunu daha fazla dile çevirebilirsin. Zaten büyük ihtimal yarın bir video atacağım ben Instagram'a bu konuyla alakalı. Yani abi 40 dile 45 dile kanalımızı çevirebileceksiniz. 80 80 80 dile. 80 dile abi. Yandan cevap geldi. Şimdi bu kanalı da geçiyoruz. Bu kanalda başarılı dedik abi. İlk başarılı kanalımız da bu hatta. Bir de shortslarına bakalım. Bir dakika shortslarına bakalım. Shortslarda da bu takipçi analizini ve gene videolarla alakalı shortslar yapmış abi. Çok iyi. Kanal aşırı iyi. Evet abi bu kanalı ben de beğendim. Başarılı. Hacı o kanalı geçtik. 10 üzerinden ben o kanala 10 veriyorum hacı. Vallahi şimdi verilir. Evet böyle bir kanal geldi önümüze. Ne zaman başlamış? 9 ay önce başlamış. İlk videosu 160 bin. Sonra bir ay sonra atmış 30 bin, 53 bin. 9 gün önce atmış. Olayı değiştirmiş. Neden? Yani, çok iyi giderken neden? Anladın mı? Evet, ama arkadaş da 3 ayda bir video atmış. Baksana şuna. 3, 7, 9. Enes Buğdaylı. Evet. Enes Buğdaylı neyle çektiğini de anlatmış. Bakalım videolarına da abi. Uludağ'ın zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. Biz bu arada premium kullanmıyor. Neden? Çünkü buradan para kazanıyoruz. Reklamları kapatamayız. Abi oyuncuların hangi takımlı olduğunu yapmış ama ses yok. Yani hani bak. Kanka herkes silmiş videoları. Yanda yazıyor bak Enes. Ha silmiş mi videoları? Yani Enes'im ses de olsaymış çok iyiymiş de ses yok. Hani en kötü bir müzik verseydin alttan var. Tamam bu da bir özgün. Bence özgün yani. Sonuçta araştırıyorsun tek tek o resimleri buluyorsun. Kim hangi takım tuttuğunu buluyorsun. Bunu YouTube özgün sayıyor okey. Ama yani ses yok yani hani. Sıfır ses. Shorts'larına bakalım abi. Enes Shorts'larda başkalarının videolarının üzerine ne yapmış? Lan benim videomu çalmış bu lan. Ne yaptın Enes?
Nerede? Dur bakayım, in biraz aşağı, şu kanguru videosunu aç bakayım bir. Nerede kanka? Yukarıda Mr. Beast'in tam tepesinde. Şu mu, şu mu? Oo, evet. Bakalım. Bu bebek kanguru kardeşlerin annelerini kaplan kaptı. Yok, benimki değil. Benimkine çok benzetti. Enes'cim, başarılı bir içerik. Bu videolar çok izleniyor. Globalde de çok izleniyor. Ama Türkçe konuşmuşsun. Bence bunu İngilizce yapsaymışsın kardeşim. Bir de başlık açıklama çeviri yapsaymışsın. Tertemiz olurmuş yani. Bakalım abi, bunu kapatıyorum. Sıradaki kanal bu. Evet, bu arkadaş bir YouTuber. Kanka. Yani dışarıdan baktığın zaman şey gözüküyor olabilir ama bence özgün bir kanal. Bak kendi var webcam ile zaten. Şöyle ilk videolarına bakalım hatta bu arkadaşın. 3 sene önce başlamış. Oyun videosuyla başlamış. Ama neden bu arkadaş mesela böyle kalmış? Hemen arkadaş hakkında yorum yapalım acı. Şimdi öncelikle şöyle popüler değilim. Max 14.000 izlenmiş acı. Tolunay'ı mı benziyormuş bu arkadaş? Benziyor. Aynen. Ya kardeşim şimdi hemen Orhan Bey senin hakkında yorum yapsın. Sen de Orhan. Bir ay, 2 ay, 3 ay, 4 ay. İn aşağı bakayım kanki. 4 ay. Açsana bir tane videosunu, nasıl yapmış. Mesela şunu açalım. Ne haber, nasılsın? Burnun kapıya kısılsın. Evet arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Ben pek iyi değilim çünkü akıl sağlığımı az önce kaybettim. Bir 5-10 dakika falan oldu. Sonra dedim ki bunu niye sizle paylaşmayayım, niye sizin de akıl sağlığınızı kaybettirmeyeyim diye düşündüm. Ve Ya kanka çok samimi. kendini büyük göstermek marifet gibi oluyordu. Biraz yaşımı büyük göstermek için 2000 yazmıştım. Normalde 20 yaşındayım. Bu kanka Ne? Bu kardeş nereden kaybediyor biliyor musun? Nereden? Kapak fotoğraflarından kaybediyor. Ya bence de bir düzen yok, bir özgü yok ama videoları samimi. Yani ben video tarzını beğendim. Ya şu samimiyet bence insanları tutuyor hani. Ama dediğin gibi bir örgü yok. Mesela bakalım başlıklarına bakalım abi. Başlıklara Bak, baksana abi. videolar samimi geldi bana da ama kapak fotoğraflarını aynı tip yapıp düzenlerse bence izlettirir. Bir de abi dakika düzeni de yok. Bak bir 35 dakikalık, 25 dakikalık, 21 dakikalık. Zaten düzenli dağıtmamış videoları mesela. Orada da bir sıkıntısı var. Ya bence şu kanalı komple bir kapak görseli bakımından elden geçirse. Bir de artık hani ne videosu çekeceğine bir karar verse bence düzene girebilir. Yani sonuçta hem eski kanal hem samimi bir kanal. Ama dediğin gibi kapak görselleri Canva'da bile istemesen bile böyle kapaklar yapamazsın yani. Zorla yaparsın kapakları. Ve başarmış yani. Ama Ama güzel zaten kanal. 3 yıldır az video atmış ya. Evet. 53 video. Ya ben başarılı buluyorum arkadaşı ama değiştirmesi gereken şeyler var. Bunları Photoshop'a belirtmek biraz lazım. çalışması lazım. Evet. Şimdi evet, sen de Orhan. Ahmet. Bu Ahmet arkadaş Instagram'dan benimle iletişime geçmişti. Hatırlıyorum böyle birini. Evet. Vallahi abi. Şimdi %100 yapay zeka ile yapılma bence. İçime öyle doğdu. Bir açsana, bir sesi dinleyelim. Mesela şunu açalım. Hatay'ın Kırıkan'ın bir köyünde oturan Evet, Fatma geri diye geldi. bir Ben emin kadın oldum. gece rüyasında bir münadi gördü. Evet kanka, alalım yorumlarını. Kanka, Shorts'lara bak bakalım ne izletmiş Shorts'larda ama. Yani bu 383 bin aboneyi nasıl yapmış? Tamam, Bak popüler bak diyelim. bak. Uğraşmış. Şöyle açtım sana bir tane şorsu. En çok izlenen şorsu. Ne oldu ki? Çok koşturdum hocam, siz fırla dediniz, işte o zaman koşturdum. Ben fırla dediğim Kanka, yerde shortslarda sona doğru hadi baya gelsin. uğraşmış ama bak geri gelsene bir. Evet. Bak bak. Bunları telefondan yükleyip kapak fotoğrafı seçmiş. Ya sonuna, Uğraşmış videonun sonunu koymuş. Tamam, son 3 baya. saniyesini. Oradan da otomatik çıkmış. Evet. 41 Çok güzel ayrı olmuş ateş ama. ve çörek otunun bilinmeyen büyük sır mucizesi. Kendi sesi değil, Çörek gene otunu yapay zeka. içinizde taşıyabilen Ama bence önemi yüzlerce yok. Metin araba sonuçta onun. elektrikli Kanal da araç özgün. yerine Yani koyabilirsiniz. böyle bir kanalın Ve bence benzer tahmini durumlarda getirisi bir kaza 5-6 bin veya lira araç civarındadır. kazasında 350 bin aboneli bir kanal. Bir uzun videoları nasıl kankam? Bir Gayet. ay. Yok, 5-6 bin lirayı geçmiyordur bence kazancı.
Şimdi abi biraz da yorumlara bakıyorum. Ne demiş? Kanal lokasyonu bir anlam var mı? Abi kanal lokasyonu hiçbir anlam yok. Ben Şile'de oturuyorum. Burada örnek veriyorum işte 48-10 bin yaptığım kanal da var. 27 milyona çıkarttığım kanal da var. Ve şey yani global kanallarım düşün. Kanal lokasyonu hiçbir önemi yok. Ama Türkiye ikamet. Evet, ikamet Türkiye. Kanallarımızı nereden atabiliriz? Buradan at abi. Kanal ismini yaz buradan. Buradan da bakarız. Şimdi Ahmet hakkında ben şöyle bir analizimi yapayım kanka. Kapak tasarımları aşağı yukarı aynı yapmaya çalışmış ama şey yok. Yine bir düzen yok. Yani bir tipi yok kanalın. Artı video süreleri çok dengesiz. Ya bu da kanalın genel analizine baktığımız zaman kitlede tutmasını, işte izlenme saatini etkiliyor. O da yine algoritmada öne çıkmasını engeller yani. Ama mesela işte 8 dakikalıksa 8 dakikalık ya da işte yarım saatlik yapıyorsa hep yarım saatlik video yaparsa bence çok daha hızlı yürür. Yani konsepti güzel çünkü. Yani bunu da böyle bir yorum yapmış olalım. Bunu geçelim abi. Evet. Şöyle bir kanal var. Abi bu Sportif kanala Explorer. Shorts'u en son ne zaman atmış adam? Arkadaş bir yılda iki tane video, ikinci yılda beş tane video atmış. Abi bak şöyle karavan var. Bakar mısın? Allah'ım ben istiyorum Efsane değilim ama. bir tane Evet abi. Bakar mısın? Böyle bir Yani kamera alıp yanına getirip buraya. ya şöyle söyleyelim. Bu kanal aslında çok güzel bir kanal. Gene ne dedik? Doğal bir kanal. Yani gerçek insan ve bak kapakları da aslında sabit belli bir kitleye hitap ediyor kapakları. İşte başlıklara güzel. Şöyle açıklamalarına da bakalım mesela. Sesini de kısalım arkadaşlar rahatsız etmeyelim. Ama sıkıntı yani video atmamış kanka. Evet video atmamış ama kanal çok iyi bir kanal. Bence devam edilirse güzel olur. Bir de ben bu kanallarda şey çok istiyorum kanka. Hiç konuşmayacaksın. İşte kamp kuruyorsan kampını kuracaksın. Atik ailesi gibi. Atik ailesi bile konuşuyor bence ama yanlış yapıyor. Yani hiç konuşmasa globalde daha fazla kitleli tutmaları olacak. Çünkü başka açıklama çevirdiğin zaman tamamen aslında global olmuş oluyor. Ama Türkçe konuştuğun an şöyle bir olay var. Yani herkes bunu kaçırıyor. Ya ben videoda Türkçe konuşayım ama başlık açıklama altyazı koydum mu gene izlenmesi lazım. Yok abi. Content ID videonun içindeki konuşmaları bile SEO sayıyor. Yani ya herkes başlık açıklamayı sadece SEO zannediyor ama değil. Videonun içindeki konuşmalar SEO. İşte altyazılar SEO. Başlık, açıklama, etiket, kapağın üstündeki yazılar bile SEO abi aslında. Yani filtrelemeye giriyor. Kapağa mesela yazı yazma. Yayınla videonu. Daha fazla izlenebilir anladın mı? Çünkü globalde de tıklanır o kapak. Kapak tıkın yüksek çıkar ve daha fazla izlenebilir. Ama bunları yapıyorsan hepsini uygulayacağım. Bir yerde Türkçe karıştırdım işin içine. O video izlenmiyor anladın mı? Şimdi abi bunu da kapatıyorum. Geçiyorum. Diyorum ki Link engeli var büyük ihtimal. Link atamıyorlar ama kanal kanal ismini ismi. Abi atabiliyorlar. şimdi sohbetten kanal ismi alalım. Ama arkadaşlar şöyle abonesi olan olsun ya. 10 bin üstü olsun. Ben şu an sohbete bakıyorum. Tarihi dün Umut Futbol. Umut Futbol yazmıştı bana ya onu. Direkt link atın, link atın. İsim yazmayın da Kanka bulmamız şey şu Umut olmuyor. Futbol bana Instagram'dan yazmıştı ya. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Şimdi bayağı kişi şeyde yazacaktır büyük ihtimal. İşte biz kanal linkini attık ama onlar yok. Abi 70 Video tane kanal yapacağız. linki geldi. Video yapacağız. Ama onlara video yapacağız yani. 70 tane kanal linki geldi abi. Umut Düşün. Futbol'un maşallahı var ama para kazanması açık mı bu kanalın? Abi bu kanalın para kazanması açık mı? Hemen sana söyleyeyim. Açık kanka bak süper teşekkür var. Abi Evet. şimdi size taktik de vereyim. Hiç böyle eklentiniz yok. Hiçbir şeyiniz yok abi. Bir kanalın para kazanmasının nasıl açık olduğunu anlarsınız. Yani çünkü YouTube şu an eklentileri de devre dışı bıraktı. Yine yani görülen eklentiler var ama diyelim ki yok. Burada bakacaksın abi ana sayfaya. Katıl var mı? Yok. Eğer katıl olsa direkt açık zaten. Yani para kazanması kapalı bir kanalın katılını açamazsın yani. Burada bu arada bak Ahmet Maldın üye, Kerim üye, burası benim şeyim ha benim üyelik demiş. Burada bakıyoruz abi. Katıl yok. Tamam o zaman videoya bakalım. Süper teşekkür var. PK kapalı olsa süper teşekkür aktif edemez anladın mı abi? Evet. Buradan da para kazanmasının açık olduğunu anlıyoruz.
Ama şöyle bir durum var. Bu arkadaşın neden para kazanması açık? Bu tarz kanallar son zamanlarda para kazanmaları kapandı aga. Neden? Ahmet kardeşimiz iyi niyetliliğiyle bir tane kanal inceledi. Bu tarz bir kanal. Kendi de yapıyordu Ahmet bu tarz kanallardan. Daha sonra bütün Türkiye abi bu kanaldan yaptı. Yani 80 milyon bu kanalı yaptı. Ne oldu? YouTube bir içerikten fazla yapıldığını gördüğü zaman abi direkt el atıyor. Diyor ki ya dur abi, her yer bu içerik oldu. Ben bunu bir azaltayım diyor. İşte 50 içerik oluşturucudan 40'ının para kazanmasını kapatıyor. Neden kapatıyor abi? Diyeceksin ki nasıl kapatır abi? Ben uğraşıyorum. Her şeyi özgün yapıyorum. Ki yakın bir arkadaşım da yaptı özgün abi. Full her şey özgün. Metin özgün. Videosu özgün. Ama para kazanması kapandı abi. Neden kapandı? Hemen söylüyorum. Abi YouTube diyor ki ilk yapanları ben baş içerik oluşturucu ilan ediyorum. Yani sizi tamam kabul ediyorum ama sizden görüp yapanlar sizin taklidiniz oluyor diyor. Yani bir şey katmıyor. Aynı tip yapıyorsun. Abi o ya. Zaman herkes bu içeriği yapsın, anladın mı? Hani izleniyor. O yüzden YouTube önünü kesmek için operasyon yapıyor abi. Topluyor. İşte 50'den 40'ını para kazanmasını kapatıyor. Tekrar eden içerik diyor. Özgün katmadın diyor. Bu şekilde sonra kalıyor. Bu da kalanlar içinde olmuş. Neden kalmıştır bakalım. Tarihine bakalım kanalın. Kanka kanal 2 sene önce bir kanal. İlk yapanlardandır büyük ihtimal. O yüzden bu arkadaş onlardan sıyrılmış. Evet, videolarına bakıyoruz. Orhan sen de kardeşim. Vallahi bu arkadaş başarılı görüyorum ben. Bu arkadaşın para kazandığına da inanıyorum. Evet, şöyle para kazanıyor. Bu arkadaşın en az 15-20-30 bin arası vardır belki de. Evet. 2,5 milyon, 1,5 milyon. İzlenmeleri güzel. Kapakları tek tip kapak. Ve ben bu arkadaşa şöyle bir şey de söyleyeyim. Yaptığı video süreleri de orantılı acı. Yani 13 dakikaları da var ama mesela ya 30 dakikaya çıkmış. Anlatma var mı videoda? Nasıl? Sadece montaj mı yapmış? Bakalım. Anlatma var mı? Bakalım. Umut Futbol. Bak burada diyor abone olun kanalıma lan diyor. Yok kanka. Konuşma yok. Çok riskli. Çok. Ya riskli. Ama YouTube'da izin veriyor ama istediği zaman da abi evet, istediği zaman kapatabileceği bir kanal. Bence de sıkıntı kanka ya. Kapattığı zaman açmaz bu kanalı. Açmaz abi. Şimdi. Para kazanmasını kapatmaması lazım. Dikkatli kullan kanalı Umut. Hocam izlenmeleri nasıl arttıracağım? Sonradan kapanabiliyor para... doğru. Kazanamıyorum ama izlenmeler kazanıyorum ama izlenmeler benim için daha önemli. Umut çok fazla şey yapma yani, videoları iyi efektle ki bunu şeye gitme. Telif hakkı yeme. Bir de kanalı kapattırma. Bu kanalı kapattırdığın an para kazanmasını tekrar kullanılan içerikten açılması imkansız gibi bir şey. Yani çok nadir de olsa açılıyor. Benim de var böyle 76 bin aboneli. Neresiydi o? İtalyan kanalım var futbolla ilgili. Mesela para kazanması kapandı. 3 defa gönderdim. 4.sünde açtı kanalı. Şimdi, ona göre. Şimdi aga. Okan Sarıoğlu. Okan Sarıoğlu bir yerden tanıyor musun kanka? Okan kim ya? Bir bakalım. Nasıl kanalına çocuk? Bakalım. Belki gece 3 diye çıktı direkt. Şöyle bir bakalım. Okan Sarıoğlu. Evet kanka. Ya ben tanımıyorum bunu ya. Kanka ben bir yerden gözüm ısırıyor da çıkartamadım. Yani Okancığım kardeşim, şimdi senin hakkında hemen yorum yapalım. Bir, video sürelerin çok iyi abi. Belli ki bu işi biliyorsun. Kapak görsellerin de çok iyi abi. Efsane. Bence gayet başarılı. Zaten kanalın belli bir şeyi de var. Abi senin kaybettiğin yeri söyleyeyim mi abi? Okan burada mısın abi? Heh. Okan senin kaybettiğin şu abi. Sen bir eski YouTuber'sın. Yani YouTube'un en sevmediği bir kanalsın abi. Zaten herkes fark etmiştir. Bütün YouTuber'lar, eski YouTuber'lar özellikle YouTube'u bıraktı. Neden abi? YouTube'un content ID'sinde bir algoritma var. Bu algoritma ne diyor bize abi? Diyor ki kullanıcına bildirim atarız. Bu senin bildirim attığımız kullanıcının verdiği meta veriye göre senin kanalını öne çıkartırız. Yani örnek veriyorum işte bu kanalda 625 bin abone var. Ben eminim ki işte bir 100 bin abone burada bildirim açmıştır. Abi
Okan video atıyor. 100 bin kişiye bildirim gidiyor. Ama realde gerçekte aslında 1000 kişiye gidiyor. Ya da 2000 kişiye gidiyor. Neden abi? İnsanlar sürekli telefon değiştiriyor abi. Model çıktıkça. Evet. O ilk aldığı telefonda giriyor mailin abi. İşte sonra Okan'ın videosu önüne düşüyor çocuğun. İzliyor, çok beğeniyor. Tamam mı? Çünkü gerçekten şaka bir yana biz Okan'ı tanıyoruz. Ve videoları da çok kaliteli yani. Çok emek veriyor. Ve bence bu kategoride de ilk 3'te yani. Ama abi bildirim gitti. Abiler telefonu değiştirdikçe aslında aktif olmayan bir kullanıcıya bildirim gidiyor. Ve oradan bir meta gelmiyor abi. Meta gelmeyince ne oluyor? Videoda YouTube diyor ki ya senin takipçin seni izlemiyor ki ben seni niye öne çıkartayım diyor. Anladın mı? Ve maalesef ki kanal abonesiyle oran orantıya baktığımız zaman saçma bir rakam çıkıyor ortaya. Burada da o gerçekleşmiş. Yani bence Okan'ın izlenmeleri bu ne abi? Hani bu videoların her biri 300-400 bin izlenmesi lazım. Çünkü Okan ya... kanka bir şey soracağım. Okan yaş ilerliyor hacım. Yaş ilerledikçe bu videoları nasıl yapacaksın onu merak ediyorum. Ben bıraktım mesela. İzlenmem de kesildi biliyorsun benim kanallar çalındıktan sonra. Biraz uğraştım artık yaş ilerlediği için. Ben eskiden böyle bili bili gulu gulu keçiye sarılırdım. Videolar çekerdim. Serkan beni hatırlar o dönemde. Hayvanlarla videolar çekiyordum. Bak şu an hani para da versen yapamayacak durumdayım artık yaş ilerledikçe. Sen ne yapacaksın? Hadi sen ben kanka? Eğitime döndüm. Sen var mı aklında bir fikir? Ne yapacaksın? Evet. Şimdi abi bir kanal daha alalım. O anda Okan da yazsın. Nasip kısmet abi bakacağız duruma göre. Demiş. Okan'a dükkan açacağız biz ya. Dönerci açacağız da. Evet. Şimdi sırada ne izlemiş? Bir abimiz demiş ki TT Toys. Bak fakeçiler geliyor burada. Beni kırmalıyorlar. Neyse TT Toys. Abi ne diyor lan bu? TT Toys. Bir abone diyor kanka buna. Kanal yap istersen be. Kanal desek bile aramada çıkmadıysa bu kanal yani. Yok abi böyle kanal yok. Başka ne var? Ama şey yorum da kanaldan atıyor bu arada. Kanaldan atıyor bu arada. Niye? Yorumu. Çocuk kanalı olarak gözüküyor. He, çocuk kanalı buradan çıkmıyordur. Çocuk kanalı buradan açılmayabilir. Aynen, açılmıyor. 2800 abonesi var. İsimsiz kahraman tamam bakacağım mailine. Burada sohbete nerede abi bakıyoruz? Sadece sohbete bırak. Gitti burası. Şimdi abi yeni bir kanal alalım. Ceylin Gözlüm ne demiş? Link Campus bakalım abi. Rich Campus. Yok kanalın adı doğru da çocuk kanalı çıkmaz burada. Yok bu çocuk kanalı değil galiba. 132 bin abonesi var. Ceylin bu kanal mı? Bir evet ya da hayır yaz. Doğru kanalda mıyız? Evet doğru kanalda. Evet duymuş. Abi Shorts kanalı yapmış. Dilan Polat'tan yürümüş. Çok doğru. Hamle doğru. Popüler değilim. Biz popülerine bakarak konuşalım dedik. Açıyorum acı. Hazır mısın? Aç aç. İsmail YK neden artık popüler değil? Aslında çöküşünü kendi sağladı. Evren ne söylersen onu yapar. İsmail YK bir şarkısında diyor ki... Acı yalnız... Bu nedenle bu sözler gerçek oldu ve İsmail YK artık popüler değil. Sözlerine dikkat et. İsmail YK neden... Kanka, bence çok iyi. Sence? Valla bence de iyi bırakmış ama son videolarda herhalde. Aslında çöküşünü kendi sağladı. Evren ne söylersen onu... Evren ne söylersen. Dilan Polat videosuna bakalım. Bir gece konduda yaşayıp bir anda milyarder olan Dilan Polat nasıl zengin oldu? Fakirliğin dibindeyken bir anda zengin... Kanka çok iyi içerik. Ceylin. Ardından sosyal medyaya giren Dilan Polat eşi. Kardeşim çok başarılı. Bir Orhan abinden bir alalım yorumları abi. Ondan sonra ben de yapacağım. Buyur Orhan sen de kardeşim. Kaç tane video atmış kankam bu? Kanka 15 video 15 atmış. Tane. Evet. Valla... bu karakter 10 numara. Karakterin şeyini yapmış, sesini. Bir tane site var, oradan seslendirip karakteri yapıştırmış. Güzel, montaj da güzel. Evet. Kanalda gelecek var. Sana aylık 10 bin lira kazandırır bu kanal eğer aktif yaparsan. 10-15 bin lira kazandırır. Ceylin şimdi sana şöyle söyleyeyim kardeşim. Doğru söylüyor. Ama uzun video da üretmelisin ve
Burada aslında sen bir karakter üzerine bir kanal kurmuşsun. Efsane bir iş abi. Zaten bilgi videosu. Bir de globalden de yürümüşsün. Hani sadece Türkçe'de yapmamışsın. Bence bunu tamamen globale çevir. Yani ne demek istiyorum? Dünya genelliğiyle yani dünya popüler olan insanlar üzerinden git. Türkiye'de CPM yok abi. İzlensen bir faydası olmayacak yani. Benim 48 saatim kanka 4 milyondu Türkiye'de. Bu deney videoları yapıyordum Orhan Tümerkan'dan. Çok değil bundan 3 ay önce. 4 milyon 5 milyondu 48 saatim. Aylık kazancım 6 bin liraydı kanalın. Bu kadar düşük yani Türkiye'deki short CPM'leri. Evet abi. Başarılı bir kanal Ceylin. Ellerine sağlık kardeşim. Şimdi başka bir kanalda alıyoruz. Bu Toys'a hiçbir şekilde giremiyor musun? Toys'a mı? Toys'a gireriz aslında da. Toys'a telefondan bakabilirim. Çocuk kanalı ya Ya en burada. azından yorum yap. Bayağı yazdı çünkü Tamam. arkadaş. Ya en azından Abi Orhan sen göremiyorsun. Ben Toys hakkında yorum yapacağım kanka. Telefondan bakıyorum. Tamam kanka. Hacı abi bizim bir tane kanalımız vardı Orhan hatırlıyor musun? Çocuk oyuncakları oynayan. Ha, evet. Satın aldığımız. O tarz videolar atıyor abi ama tek tip atıyor. Düzenli atmış. Kapak görselleri de çok iyi. 72 bin. Abi ne zaman başlamış? Bir yıl önce başlamış. Abi çocuk kanallarında yani hiç CPM yok ya. Yani sıfır. Yani kanalın güzel, özgün. Ama bu kanal yani aylık 10 milyon izlensen bile yani 5 bin liranın ötesine çıkamazsın yani. Kanka Hani biz kaç milyon izletmiştik ya? Biz saatlik 60 dakikada 4 milyon falan görüyorduk herhalde. 40 O oyuncak milyona videolarında. 40 milyona 100 bin lira yakın bir gelir gelmiş galiba öyle hatırlıyorum. Şimdi devam edelim abi. Başka ne Ne para var? harcadık Beterkan NBA bebek videolarına? var. NBA NBA Legends. Aynen. Kanal ismi NBA Legend. Legend. A da var ne benim yanımda. NBA. Evet, NBA Legends diyoruz abi. Hemen şurada aslında filtreleyelim. Reklam. Zohu belgesel içeriği üretiyormuş. Ona 2700 video tam abone. ona. Bu kanal mı abi? Bu kanal mı? Bana mı diyorsun? Yok, arkadaş söyledim de bu değil galiba. 102 abone diyor, hayır diyor. 102 abone. Alttakiymiş. Bakalım abi. 102 abone. Şu. Evet abi ve şey futbol vs kanalı gibi kanka. Hey James, Nikola Jokic versus Joel Embiid, which one is better? I'm gonna say Joel Embiid. Okay, next question James. Kevin Durant Kanka versus güzel Giannis içerik. Anladın mı mevzuyu? Evet. Evet. Yani karakterleri seslendirmiş abi. Bu içerik globalde çok tutuyor. Kanka sen hiç gördün mü böyle kanal? Hey James, old goat Gördüm gördüm versus kanka. future goat. Evet bu Hatta kanal. bizde benim ekipten bir kişi yapıyor şu an böyle bir şey. Evet gayet güzel bir içerik kanka. Güzel. Bence izlenebilir. Metini senaryo kendin yaptığın için PK'nla açılacak. Ses yapay zeka da olsa ama büyük bir montaj var abi. Güzel bir kanal bence. Ellerine Like sağlık. kısmına olsak. He? Like kısmına olsak. Evet kanalımıza abone olalım. Lütfen. Orhan'ın da kanalları linkte var. Anası şeyde profilde var. Dedektif oranı abone Canlı olursanız yayında çok live. mutlu olurum. Yeni kanal. Pamuk eller. Pamuk eller cebe. Videoyu da beğenirsek çok iyi olur arkadaşlar. Şimdi gelelim Tok belgesel. Tok belgesel. Son bir iki tane daha bakalım. Evet. Tok doğru mu kanal? Tok belgesel. Doğru abi. Doğru ben baktım. 23 dakika 4300 Adolf Hitler diktatör yolunda biyografi serisi. Bakalım abi videoya. Çok sıkıntılı bir noktaya parmak atmış. Neden çok sıkıntılı bir noktaya parmak atmış? Sorun. Hı? Sorun. Neden çok sıkıntılı bir noktaya parmak atmış biliyor Evet, musun kanka? neden kanka? Adolf Hitler hakkındaki bütün her şeyi YouTube engelliyor. Diyor çok Evet. yakında sarı dolarlar gelir. Yani ben çok yaptım. Adolf Hitler böyle
sıkı bir hayranlığım vardı. İzlerdim bu adamı, şey yapardım yani, devamlı araştırırdım. Ben de videolarını yapardım. Dünyanın Enleri diye bir kanalım var benim de. Ne kadar yaptıysam hepsi sarı dolar oldu ya da engellendi videolarım. Şimdi Akgün kardeşim yazmış. Akgün kanalın ismini de demiş. Abi Stoacı Ruh kanalımızı incelemeye gönderiyorum. Yayında ikinci ayın. Türkçe gireyim, inceleyeyim mi bunu? Bir saniye kanka. Şimdi abi bu arada başka bakalım. Vallahi kanal ismi kanka yorumda. Yorumda yazdım zaten diyor. Videonun yorumu nerede kanka? Buradan göremiyorum değil mi yorumu? Göremiyorum. Kanka Akkün bir tane kanal göndermiş. Bakalım. Yazıyorum. Hazır mısın? Doğacı ruh. Ya abi, evet. Bu Akkün'ün gönderdiği kanal. Akkün diyor ki bu kanal şu an ikinci ayında günlük 2K kazandırıyor diyor. Bu kanal. Türkçe. Evet abi. Abi çok emek istiyor ya. Baksana her video 25 dakika, 20 dakika, Şimdi 25 dakika. ben bu konu hakkında kanka bir yorum yapacağım. Akgün hakkında genel yaptığı içerik. Bu da gene büyük ihtimal ya kendi kanalıdır ya da eğitimlerinde verdiği bir kanaldır. Ama Abi gerçekten emek isteyen bir kanal. şimdi Akgün'ü çoğu insan yanlış da anlayabiliyor. Yapay zeka diye konuşuyor ama herkes zannediyor ki Akgün sadece yapay zekayla içerik üretin diyor. Yok abi. Şimdi ben bunun mantığını anlatayım ve YouTube'un istediğini de anlatayım. Şimdi biz yapay zekaya karşı gibi duruyoruz ya da başkaları hep bir şüphesi var yapay zeka ile alakalı. Acaba yapay zeka ile yapsam işte kanalım kapanır mı? Abi aslında yapay zeka ya 2006 yılından beri kullanılıyor. Yani sadece şu anda bir nevi birazcık insanları açtılar yapay zekaya. Ya bu ne demek oluyor? Abi Content ID neyle çalışıyor? Yapay zeka ile çalışıyor. Ya algoritma aslında bir yapay zeka. Doğru mu abi? Ya yani YouTube'un var olduğundan beri de var. Yani ne demek bu? YouTube yapay zekaya karşı değil. Ve Akgün'ün de anlattığı bu. Diyor ki ya ben size zaten full yapay zekalı içerik üretin atın demiyorum. Yapay zekadan destek alın, içeriği üretin, atın. Özgünlük katın ama diyorum. Adamın ben bütün videolarını izledim. Hepsinde de aynı şeyi anlatıyor. Yani insanlar tam anlamıyor. Yani işi ayırmıyor. Şimdi bu kanal çok başarılı bir kanal abi. Kesinlikle. İşte video süreleri olsun. Baksana abi 15 dakika, 20 dakika. Yani şurada gördüğün gibi 1 saatlik bir video yok. Ya da 3 dakikalık bir video yok. Yani tamamen düzenli izleyiciye hitap edecek bir kanal. Ondan sonra işte belli bir örgüsü yani yönü var abi kanalın. Hemen videoya da bakalım. Herhangi bir video açalım burada. Hatta en popüler açalım. 340 bin izlenmiş. Bakalım videoya. Geçmeyen reklamlara gıcık oluyorum böyle ya. Biz de reklam ne izliyorsak. Burada hiçbir şey açık değil. Bu benim bilgisayarım değil yani. Aa PKS açık zaten. Reklam çıktığından, süper teşekkürün açık olduğundan buradan anlayabilirsiniz yine. Şimdi abi bakalım videoya. Güven, ister arkadaşlık, ister romantik bir ilişki, ister aile bağı Bu olsun. izlenmelerin Her büyük türlü ilişkide en ikilimde temel imkansız diye yorum gelmiş. Ya abi nasıl imkansız? Bu nedenle bu videoda Bence şu an 2000 lira bu sadece kanalın günlük izle şey geliri vermeniz artarak devam eder abi. 10 özelliği Yani tartışacağım. Her şeyden önce bir kişinin bahsettiğim Abi bak ben şu an metini duyuyorum tamam mı? Yapay zekadan destek alınmış ama kesinlikle elle dokunulmuş yani. Anladın mı? Sence Orhan ne diyorsun konu hakkında? Kanka kanal güzel. Dakikaları uzun. Çok emek isteyen bir kanal. Herkesin yapabileceği bir kanal değil. Evet. Oturup gerçekten bütün gün bunun başında harcayabileceğim bir kanal.
Önerir yani... misin bu kanalı yapmalarına mesela? Akgün öneriyor, tutuyor diyor. Yani bir de bu kitle attırır yani hani. Şimdi Akgün yapmış bu kanalı. Hı-hı. Şimdi buna benzer üretin, aynısını yapmayın. İzlenmez. Buna benzer şeyler yapın. Çünkü burada ne doğacak biliyor musun? Bu Akgün'ün kanalının metinlerini adam çalıp ChatGPT'den değiştirip aynısını tekrar yapmak isteyecek. Bu yanlış bir şey. Bu adam bu nişi tutturmuş. Bundan dolayı yapacaksanız bile buna benzer yapın yani. Zaten aynısını yaparsanız kazanamazsınız abi, baştan diyelim. Abi şöyle bir açıklama da yapabilir miyiz? Şimdi ben bu kanaldan yapacağım diyelim. Bak anlatıyorum sana şimdi. Bir, bu kanalın metnini Transcriptor'dan aldım. Abi ne kadar Transcriptor? 6 tane maksimum metin alıyorsun, yarım saatlikse video, tamam mı? $10 abi, tamam mı? Peki tamam, $10 çıktı cebimden, koy kenara. Metini aldım sonra sadece. Sonra aldım bu metni abi, Quillbot'ta, yani metin değiştirme siteleri, programları var. Oraya koydum, oraya da bir para veriyorum. Abi orası da $20. Bu metinleri değiştirmem lazım, yoksa bu adam bana metin üzerinden telif atabilir. Sonra abi ben bu metni değiştirdim, $20 da oradan çıktı. Bunlar aylık gider, oldu $30 abi. Peşinden abi ne yapıyorum? Metini aldım abi. Metini değiştirdim. Şimdi bu değiştirdim metnin sesini almam lazım. Abi Eleven Labs'a gittim. Tamam mı? Bu metnin sesini aldım. Zaten yarım saatlik video bir anda ses de almıyorsun. Onu bölüyorsun bir de 2-3 parça. Abi Eleven Labs'a da işte 6 videoda bir, bu kanalda da diyelim ki ayda işte 8 video yayınlıyoruz. Ya da 16 video yayınlıyoruz. Abi Eleven Labs'a da rahat bir $50 gitti abi. Ne yaptı? Ne kadar yaptı? $80. Yani aylık resim mesleği... Bitmedi abi. ChatGPT'si var. Aynen. Ya stok görsellerden, stok görsel sitelerinden alacaksın. Hadi oradan almadın. İşte kendin resmi, işte ChatGPT ya da... Yani ChatGPT artık resim çiziyor. Diğer bütün yapay zekaları kullanarak. Abi onun için ChatGPT'ye de bir $500 verdin abi. Yani $15-$20 da oraya verdin. Abi bitti mi? Hayır. Bir de bu videonun kapakları var. Canva'ya girdin. Canva'da da bir premium aldın abi. Kapak yapacaksın. Kaliteli kapak yapacaksın. Onu da yaptın abi. Bu videonun işin CEO'su var. CEO'sunu yapman için bir VidIQ eklenti alacaksın. Ona da para vereceksin abi. Doğru mu? Sonra diyeceksin ya ben bir de bunu global açayım abi. Çeviri yapayım. Tamam. Bir eklenti de ona koyduk abi. Abi iş yani kaliteli yapmak istiyorsan bunların hepsini kullanmak zorundasın. Ve bunlar büyük bir para yükü. Yani sana şöyle söyleyeyim, bence şu son bir senedir yapay zeka siteleri büyük para kaldırdı abi. Yani temiz para abi. Hani anladın mı? Ve şey, bunu devam ettirmen lazım. Yani buna 1-2 ay emek vermen lazım. Bu kanal bir anda tutmamış. Bu emek verilmiş bir kanal, anladın mı? Baksana shortslarını da yapmış. Bir tane yapmış. Bilgi niteliğinde bir şey bu yapay zeka. Arkadaşlar şimdi ben de kendim de mesela şu an bir yapay zeka üstünde çalışıyoruz ekibimle. Benim tamam. Kardeşim var. Onunla birlikte, bir de onun arkadaşları. Yakın zamanda mesela yapay zeka tabanlı sosyal medya hesaplarınızı satabileceğiniz dünya çapında bir web site açmaya çalışıyoruz. Hepsine bakacağız. Şimdi abi bak, Akgün bana bu kanalın gelirini dağıtmış abi, tamam mı? Yani şu an 2500 lira 3000 lira para kazanıyor kanal. Tahmini geliri 28 bin lira. Son 28 gün abi. Yani gayet kaliteli bir kanal abi. Ama emek abi, verip para harcamak lazım yani. Bu kanalın aylık gideri ne kadar, bunu söyler misin? Ne kadar aylık gider gitti seslere? Bırakırsan gözükebilir diye düşünüyorum. Burayı kapatmışım ama. Nasıl, bir daha söyle şey Orhan? Aylık ne kadar gider gitti bu kanala? Aylık gideri ne kardeşim bu kanalın? WhatsApp'tan yazabilirsin. Çünkü bu Eleven Labs şeyde bozuyor abi. Türkçe seste bozuyor bayağı bir. 2-3 defa seslendirmen gerekebiliyor bazen. Çok inanma, chat'te gösterirsem bu. Bunu chat'te göster, nasıl göstereceğiz ki onu? Açık değil ki hiçbirimizde. Evet. Senin kanalın bende açık değil. Kanka burada açık değil. Burada gösteremiyoruz onu. Şimdi şey yapalım. Ben bunu Instagram'da story atıyorum abi. Tamam, Instagram'dan. Aylık gideri kurgucu 3000 lira alıyormuş abi. Bütün gideri içinde. Seslendirmesi hepsi 3000 lira mı yapıyormuş adam? Evet kanka. Bedava yapıyormuş. Yani böyle story'den atıyorum. İsteyen inanmayan
Akgün'ün attığı story'den. Akgün senin shorts videonun bir tanesini adam 1000 lira para alıyor. Şöyle story atayım buna. Vallahi bedava ya. Evet. Abi şimdi gören story, Instagram story'den bakabilirsiniz abi. Oraya attım. Şimdi bu kanalın geliri şu an. Şimdi abi sırada devam ediyoruz. Yorumlara bakalım. Var mı kanal? Umut futbollara baktık. Oo, şeye baksana analize. Bir anda fırlamış tepeye. Görseller free'miş abi. Bil bakalım. Bil bakalım. Abi bilgi videoları her zaman iş yapıyor abi. Yazdık. Bu videomuzda kanal çok tatlı geldi. Yandaki yüzüme. Evet. Bil bakalım geldi. Kanalın 18.000 abonesi var. Kanka sen de. Kanka kanal çok canlı böyle. Çok güzel. Eğer bu şekilde böyle giderse bu kanal kısa zamanda 100.000 abone olur. Abi bence de çok akıcı bu videolarda kitleyi tutma çok yüksek çıkıyor acı. Bir de evergreen bir içerik abi. Sürekli izlenebilir bir içerik. Yani bir de doğru yapmış herhalde. Nasıl? Soru cevap tarzı bir şeyler var herhalde içinde videonun. Bakalım abi açayım mı? Aç bakalım insanları tutuyor. Bu videomuzda farklı emojileri bulmaya çalışacağım. Kendisi PKS abi. Yeni kapanmış kanka. Nasıl yani? PKS kapanmış. Kaç puan aldığınızı yorumlara yazmayı. Abi açarız PKS'ını. Bu kanal özgün. Bak adam diyor PK yeni kapandı diyor. Kardeşim PK'nın yeni kapanmış. Sen bana özelden yaz. Ben bu kanalın para kazanmasını aktif ederim. Çünkü özgün kanal. YouTube bazen otomatik kapatabiliyor bu tarz kanalları. Çünkü bir yüz görsel. Ama bu kanalının PK'sı açılıyor kanka. Sen bana yaz özelden. Ben kanalın PK'sını açarım. Evet başka bir kanal alalım. Sen kardeşim bana Instagram'dan yaz. Serkan Tural, Turan'la alt tire. Ben seninle özel ilgileneceğim. Evet. Müstakil evler. Müstakil evlere giriyoruz abi. Müstakil evler. Bakalım abi. Müstakil evler. Şöyle kanal filtreleyelim. Müstakil yaşam mı? Müstakil yaşam mı? Bir izler misin aşağı? Müstakil yaşam. Bu kanal mı? Bir izler misin aşağı? Bu değil abi. Bu değil mi? Biraz abi bu kanal hakkında da yorum yapayım mı? Olur. Abi güzelmiş abi, ha. Abi ben yok, şimdi ona geleceğim. Yani abi, bu kanaldan Serkan hatırlıyor musun? Ben ona. Kanka bu kanaldan ben de yapacaktım. Bak müstakil evler müstakil yaşam çıktı. Yani harika bir konsept. Bakın herkese de bu kanalı tavsiye edebilirim. Söyleyeyim size olayı da. Abi adam sahibinden.com'a giriyor. Tamam mı? Önce orada şey yapıyor. Video çekmeden önce örnek veriyorum 10 tane en ucuz köydeki evleri buluyor. İşte filtreliyor, ucuz evleri buluyor. Sonra onlar hakkında böyle yorum yapıyor. İşte nereye ne kadar uzaklıkta falan. Harika bir içerik abi. Yani kesinlikle yapmalarını tavsiye ediyorum. Ben zamansızlıktan kendi yaptığım global kanallardan dolayı yapamadım. Yani zaman ayıramadım ama harika bir kanal ve insanlar bunları izliyor. Bak abi bu kanal ilk açıldığı günü hatırlıyorum ben yani. Dedim evet, ki bu kanal tutar dedim. Hatırlıyor musun kanka? Ve reklam da alırsınız. Kanal kısmına geri yazsana. Bulayım şu kanalı. Yani kanka, reklam da alırsınız. Videolar birer saat ha. Evet abi. Bak, adam. Bu var ya sıkı bir şekilde video atsa bu kanal aylık en az 100 bin liradan aşağı açsın para bırakmaz. Şimdi. Aa bak ilk videosunu bak hesap makinesiyle çekti adam bak. Bak hesap makinesi. Anladın mı? Bak görünmüyor adam yok yani hani. Sonra ama baktık ki gelir de geliyor abi. Para var. Bakalım. Bakalım geliştirmiş mi kendini? Şöyle ilerletelim.
Abi bak, görüntü direkt kalitelişmiş. Gözlük gelmiş. Evet abi. Özgüven gelmiş. Anladın mı? Her şey tamam. Rotalar çizilmiş. Hadi bak zaten 310 beğeni, 92 yorum. Güzel. Evet abi. Kanka senin var mı aklında? Neyi örnek gösterebileceğin, tamam, önereceğin. Şimdi arkadaşlara da biraz böyle öneri üstüne gidelim ya. Kanal önerelim yani. Hani bu kanalı yapın, büyük para koyun abi. Kanka polis kamerası kanalını açabilirsin. Çok söyle abi. Ya da şey, Army Bro'yu aç. Army Bro. Size biraz konsept niş verelim abi. Evet. Bu kanal aslında Ukrayna-Rusya savaş haberiyle alakası yok. Bakın içeriklere 300 bin, 100 bin, 150 bin. Bu kanalın aylık var ya kafadan 1 milyon getirisi var. Var mı kanka? Şimdi abi hemen yapıyorum yorumu. Bir, bu arma oyunu ile alakalı video. Şimdi abi YouTube'da şöyle bir olay var. Normalde bu başlıkları atıp bunların hiçbiri olan olaylar değil. Doğru mu abi? Direkt bunlar yalan haber gibi algılarsın. Ve direkt para kazanması, hatta kökten kanalın kapanması lazım normal şartlarda. Ama şimdi bu arkadaş bunu oyun üzerinden yaptığı için, yani oyun oynuyor. Ve bunu hani oyun yani hani, ve bunu açıklamada da belirtiyor. İşte bu Arma 3 oyunudur. Bak burada da belirliyor. Bunu YouTube oyun olarak algıladığı için buna bir müdahale etmiyor. Ama şuna inan, bunun kitlesi kaç abi? Yaş kaç, yaş kitlesi? 60 yaş üstü, doğru mu abi? Aynen öyle. Abi insanlar gerçek zannediyor ya. Efektler o kadar iyi ki. Yani 60 yaş üstü adam şuna tıkladığı zaman ulan ne oluyor diyor, anladın mı hani? Oyun olduğunu video, anlaması... Video da gerçekçi. Evet, oyun olduğunu anlaması belki yarım saatini alıyor adamın. Yani kitle tutmadan video yürüyor. Yani harika konsept bir kanal abi. Yani bence herkes yapabilir. Yani arma oynamayı bilen ya da oynamayı bilmesin abi, öğrensin. Bir de başlık açıklama kesin çeviri yapıyordur. Bakalım abi bak. Eminim yaptığını yani. Abi 63 dile. Abi 63 dile başlık açıklama çeviriyor adam yani, anladın mı? Baksana. Ne para kaldırıyor kanala. Vallahi matbaa gibi basıyor parayı şu an bu kanal. Abi harika bir konsept kanal. Başka bir tane daha verelim abi niş. Polis body cam yaz. Body cam. Polis body cam. Abi bir daha söyle kanka. Police. Evet. Body. Body. B-O-D-Y. Ola. Body. Body. Cam yaz. Boşluk cam. Arattır bu tarz kanallar mesela. Abi bunları burada yapamazlar ya. Yani bunlardan... Emek istiyor. Yok, emeği harç telif abi. Kapanma riski vesaire, sarı doları. Ya bunu anlatmaya kalksak anlatamayız yani, bu uzun. Yani biz yaparız ama bunu detayları var abi. Başka abi? Ne yaz? Poison Manotto örnek olarak insanlar görebilir. Polise. Ne? Poison. Poison. Boşluk man. Boşluk otto. Shorts mesela. Benim bir ayda rastgele yapmış olduğum bir kanal. Evet abi. Orhan'ın yaptığı kanal. Shorts, shortslar bayağı uçmuştu bunda. 5 milyon, 6 milyon izlendi diye hatırlıyorum. 10 milyon da izlendi. Kanka, evet. 10 milyon bak. Amerika'da trendlere girdi. 2 Anlat milyon. Abi. Bu mesela, bu kanalı ben yaptım. Öyle deneme amaçlı. Yapay zekaya giriş için deneme amaçlı yaptığım bir kanal. Hı hı. Kanal ilk başta atar atmaz Serkan'la beraber yürüttük bunun şeyini, analizini. Ondan sonra ilk videom 3 gün sonra 4 gün sonra patladı. Kanal bir ayda 80 bin aboneye geldi. Amerika'ya girdi bu. Amerika'da trendlere girdi bu iki video. Hatta viral oldu. Bayağı TikTok, MikTok bayağı yerlerde paylaşıldı. Ama gel gelelim ki Serkan'la biz beraber bu kanalın açılıp açılmayacağına konusunda emin değildik. Hı hı. Belli başlı denemeler yaptık. Yapmış olduğumuz bir videoda bir hata yaptık. Hata yüzünden kanal uyarı aldı. Ama sorunsuz bir şekilde para kazanması açıldı. Kanal 60 bin lira kadar para kazandı. Bir ayda. Ve şu an hala günlük kazanıyor. Günlük 300-400 lira para kazanıyor bu kanal şu an. Yani aylığa vuracak olursak yine getiriyor. Ama şu an işte o uyarıyı aldığımız için mesela kanalın izlenmeleri düştü. Ama hala izletiyor. 3 bin, 5 bin, 10 bin izletiyor şu an.
Evet, çok güzel bir konseptti. Bayağı bu kanal için uğraşmıştık kanka. Ümitliydik bu kanal için. Uyarı aldığımız videoda şu bak ha. Yeşil yüz var ya, yeşil yüz. Heh. Evet. Bu videodan uyarı aldık. Kanal bundan sonra çöktü işte. Hata yapmayacaksınız bu YouTube'da. Hata yaptığınız zaman bittiğiniz andır. Ve şöyle bir şey düşünün arkadaşlar. Biz bunda şimdi full de bu arada yapay zeka, ses okey, metin tamamen bizim yapımımız. Ses yapay zeka ama biz bunda şöyle bir şey de yaptık. Bakın popüler diyeyim. Gerçek yüz de kullandık mesela. Bu tamamen Türk bir kardeşimiz. Kendi seslendiriyor. Böyle özgünlük de kattık. Hani para kazanma kesinlikle açılsın diye. Böyle şeyler de arada katabilirsiniz. Hani yani YouTube'a şunu bilsin abi. Gerçek kişi yapıyor bu kanalı. Tamamen insan hiç olmazsa kanalda bazen otomatik bile kapatabiliyor PK yani. Bu kanal full yapay zeka değil. Sadece ses yapay zeka. Hı-hı. Onu da İngilizce bilmediğimiz için sonuç neticesi pek fazla. Bilsek de telaffuz konusunda. Metinleri kendim tek tek yazdım. Çünkü dünyanın nelerini yapıyordum yıllarca. Oradan bir metin bilgisiyle. Sonuç böyle oldu. Ve şu an bu pozisyonman Otto gibi 10 tane kanalım var. Aktif olarak şu an çalışan. Abi şimdi şöyle bir şey de yapalım. Ben buraya şeyi koymamış mıyım? Benim Instagram'daki mail adresine, neydi mail adresim? serkan@ozulo.com'a. Abi buraya yine incelemek istediğimiz kanalları yazın abi. Buradaki mail adresine. Atın linkinizi. Bir sonraki yayında bunları tek tek inceleyelim abi. Şimdi yayını hafiften kapatalım. Yorulduk kanka biraz. Toplamış baksana 100 kişiye çıkıyorsun maşallah var kanka. Kitlen aktif ha. Allah razı olsun. 300 abonemiz var. Canlı Canlı da 100 kişi var. Abi kimse abone olmamış ama ya. Şu aboneyi bir attıralım. 350 kişi ne ya? Benim kanalımda bak Dedektif Orhan 555 abone. Çok yakın bir sürede arkadaşlar Dedektif Orhan kanalında ve Instagram'ımda büyük bir çekiliş yapacağım. 100 bin abone üstü bir tane YouTube kanalını sizlerden birine hediye edeceğim. Haberiniz olsun. Bence abone olun, takipte kalın. Evet, Orhan'dan bir şey geldi. Abi son bir chat'e bakalım da ayıp olmasın. Chat'te bak, var Ahmet mı? Ahmet gelmiş. Ahmet nerede? Ahmet iyi yayınlar Serkan abi. Allah razı olsun kardeşimin. Teşekkür ediyorum. Space Gox. Kanka bu da çok yazdı ya. Buna da bakalım da. Bak kanka sonra kaçalım. Ben arkadaşlar 48 saattir uykusuzum. Kendimiz bir yapay zeka üstünde ve otomasyon sistemi üstünde çalışıyoruz. Ondan dolayı pek fazla devam edemeyeceğiz ama daha sonra tekrardan Serkan Bey'le yayın açarız. Ondan dolayı birkaç tane daha bakalım, bize müsaade. Bu... Çünkü Serkan da öyle. İkimiz devamlı günlük 3 saat 4 saat uykuyla ayakta kalıyoruz. Eyvallah, teşekkür ederim. Hangisi kanka acaba ya? Şu mu acaba? X-Space var. Space GoX demiş ama gerçi ya. GoSpex. Şöyle şey yapalım, filtreleyelim abi. Yok ki. Kanka çıkmıyor kanalım. Çocuk kanalım bu acaba? Kanka kanalın aramada bile çıkmıyorsa bir sıkıntı vardır yani. Başka var mı abi? Kanalını incelemek istediğimiz abonesi var ama izlenmiyor abi. Ben kafayı yiyeceğim yani. Çok iyi içerik yapıyorum. He? Jaco'ya bakar mısın? Hashtag Jaco. Bakalım abi. Evet. Çok var. Diğer yerine kalsın. Bu kanalların hepsine mail atsınlar. Abi bu kanalları işte o bahsettiğim maili yazın abi. Tekrar şurada da yazayım maili yine. Buna bakın abi. Kanallarınızı atın. Hepsini tek tek İnceleyelim abi. Şurada yazdım maili. Şimdi abi bu kanal Orhan. Efendim. Bakar mısın kardeşim kanala? serkan@ozulo.com yazıyorsun kanka. Yok yok, o mail, oraya kanal linki atacaklar. Bu kanala bakar mısın kanka? Jaco. Jaco. 12 gün 7 gün. Kapaklar efsane. Güzel güzel. Valorant. Ama şöyle bir şey var. Bitiyor ya. Bunun da devri bitiyor. Abi bana kalırsa öyle bir içerik üretin ki bunun devri hiçbir zaman bitmesin. Örnek diyeyim, Knight Online. O zamanların devrinin oyunuydu ve bitti. Ya da en basit PUBG dili gibi milyon milyar izleniyordu. Abi bitti artık. İzlenmeleri düşüyor. Yani bana kalırsa anlık değil de ömürlük iş yapın. Mesela
en basiti benim dünyanın enleri gibi. Ben yıllarca video atmasam bile bana para getiriyor. Bu tarz içerikler üretin abi. Yani kanka ama 7-8 aydır yapıyor. Güzel. Maksimum en fazla izlenen 10.000 izlenmiş. Evet. Demek ki bir sıkıntı var abi ya. İnsanları işlemiyor. Yani kapak görselleri her şeyi ama biraz da insanları işlemesi lazım abi. Abi 3 tane de soru alalım, kapatalım acı. Son 5 dakika. Hep soru alalım. Chef of Nature diyor bak kanka, ona baksana bir. Dikkatimi çekti. Şu gezgin kampçı çok yazdı. Şu gezgin kampçıya da bak. Bayağı yazdı bu arkadaş. Şu gezgin çoban da çok iyi. 304 evet, abone. Videolar kendisinin mi acaba? Yazsın abi. Videolar sizin mi? Aç bir tane videoyu izleye koyalım bakalım nasılmış. Abi şunu açtım. Kendisininmiş, kendi çekiyormuş. Video güzel. Üstüne yazı yazmışsın. O yazıyı bence yazma. Millet çalsın videonu. Buna izin ver. İzin ver ki çalındıkça kanalım büyür. Yazı yazmakla önüne geçirmez. Mesela şu an kamp videosu yapan bir tane adam var. Zayıf uzun boylu bir adam. Hangi platforma girersem gireyim o adamı gösteriyorlar. Çok deli dehşet hayatta kalma videoları yapıyor şu an. Bırakın çalsınlar videonuzu. Mesela o adam o sayede videoları çalına çalına ünlü oldu. Bana kalırsa yazı yazmayın. Ya kanka şimdi bu kanalda ben sıkıntıyı söyleyeyim mi sana? Abi yani konuşmayayım demiş. Konuşmayayım. Global olsun içerik. Herkes desin. Kapakta da Türkçe yazı yazmış. Tamam mı? Ondan sonra son videoya İngilizce başlık atmış. Abi böyle karman çorman zaten bu iş algoritmaya giremezsin yani. Hakkından Türkçe. İşte videoda hiç çeviri yok. Yani mesela bak sıfır çeviri. Ki alt yazı otomatik yayında bile yapmamış yani hani. Bırak çeviriyi. Biraz emek vermek lazım abi. Hani topluluğu kullanmak lazım mesela. Topluluğu kullanmış. Ama mesela nasıl kullanmış? Baksana abi. Yani bu adam bu resmi okup ne anlayacak yani? Yani biraz emek vermesi lazım. Biraz kanalla ilgilenmesi lazım. Karman çorman. Burada mesela Türkçe İngilizce karman yapmış. Yani karma yapmış. Mesela ben bu arkadaşa örnek olabilecek bir kanal söyleyeceğim şimdi. Otto Farming kanalın ismi. Ya da link attım sana. Ben bu kanalı sırf benim kitlem var. WhatsApp grubum var. Onların neyi nasıl tasarlayacağını öğrenmesi için yapmış olduğum örnek kanal. Yani abone kasmak için değil. Otto Farming. Kendi videolarımı kesip birleştirerek salladım. Şimdi Serkan bir yorumla bakalım bu videoları. Hemen yorumlayalım kanka. Öncelikle kapak şeklim bir tip abi. Güzel. Mesela şunu izleyeyim mi abi? Ne o? Dur o değil. Ver bana. Mesela şu çim çatalı inanılmaz ev diyor. Çim çatalı ev. Evet. Bakalım abi. Pişirmeyi tam zamanında otomatik sonlandıran Cook Control Pro teknolojisi Siemens'te. Kanka başlık açıklama çevirim yaptın. Evet. Bu örnek olsun diye yapmış olduğum bir kanal. Abi 30 dile çevirmiş. Mesela bakın abi Dancı'ya çevirelim. Dancı oldu. Hatta şuradan bakın şöyle düşünün. Buradan biz konumu Amerika yapalım abi. Tamam mı? Konumu dili ya, konum de Amerika değil ya dili abi. Dili. Benden şaşırdım. Bak şu an biz Amerika'dayız abi. Dilimizi İngilizce yapalım. Bakın video bir anda ne oldu? Şimdi bu yapıda bakalım. Hacı başlık İngilizce oldu. Açıklama İngilizce oldu. Şimdi ben yabancıyım abi yani. Ben Türk değilim. Tamam. Bastım abi. Zaten kanal ismi de global. Konuşma yok. Şimdi ben bu videoyu izlerim aga. Anladın mı hani? Yanlış mıyım? Ben bunun Türkçe olduğunu bile anlamam yani. Bir de bu kanal dil olduğundan dolayı, sessiz olduğundan dolayı bir de bütün çeviriler var. Kitle eğer dikkatini çekerse sonuna kadar izler. Yani benim amaç burada benim şeylerime, öğrencilerime göstermek için yapmış olduğum örnek bir şey. Buradaki şeyi anlasınlar diye. Mesela. Yorum gelmiş mi? Hiç izleyen olmuş mu acaba? Var mı yabancı yorum?
Var, birkaçında vardı da hatırlamıyorum şu an hangisini. Yengeç videosuna baksana bir. Şu video. Bak abi, İngilizce yorum gelmiş. İzlemiş adam. Ne demiş hatta bakalım. İzlemeyi bile bitirmedim. Beğenip video izleme alır umarım. Şaka yapıyorum. 4 milyon olsun, kanalınızı tanıtımınızı sağlayacak bir hizmet bulursunuz diye yazdım. Bak abi, yabancı yazmış. Niye yazmış? Konuşma Türkçe değil abi, anladın mı? Hani global bir içerik yani. Merak etmiş, izlemiş adam. Böyle kanallar yapabilirsiniz abi. Bu sırf size örnek olsun diye yapmış olduğumuz bir şey. Yani evrensel, hiçbir şekilde yazı, ses, hiçbir şey yok. Abi son bitiriyoruz. Var mı bir ortalığı ayağa kaldıran? VPN ile video yüklemek mantıklı mı? Daha çok yabancı trafik getirir mi? Yok abi, hiç VPN VPN gerek yok abi. Yani hiçbir anlamı yok. Hocanın kanal ismi Perceptik 163. Abi kalmadı. Serkan Okaya 1.5 saattir yayındaymışız. Abi kapatalım. Diyor ki Tahsin Okudan. Dostum, sıfırdan başlamak yerine 100k aboneli kanallar satın almanızın sebebi ne? Sen nerede biliyorsun bizim kanal satın aldığımızı? Varsa kanalını alırız ha. Secret Agenda. Secret Agenda diye bir kanal varmış. Ha, bir de yazdı bunu da. Bakalım. Secret Agenda. Şuna da bir bakalım abi. Ama konu bu arada değil. Arkadaşlar, 100 bin abone üstü Türkçe özgün kanallarınız varsa satın alırım. Gizli gündem. Şunu şöyle İngilizce yapalım. Abi Secret Agenda diye bir kanal atmışlar. 255 bin abone. Abi savaş... Alman kanalı. He? Savaş kanalı. Abi savaş kanalı riskli abi. Ben çok önermiyorum. Yapıyor musun derseniz yapıyoruz. Ama önermiyoruz. Evet abi. Bence kapatalım kanka. Ben bayağı bir yoruldum. Bu işleri evet. Yapıyoruz biz de. Senelerdir 300k dolar kazandım bugüne kadar diyor. Tahsin, helal olsun kardeşim sana. Sen adamsın. Çalınmış bu kanal diyor birisi. Yok kardeşim, satın almışlar. Bak 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 bak, ne gördüm şimdi. Az önce bir kanal inceledik ya abi. Bak o kanal kesin bu kanaldan esinlenmiş abi. Tamam mı? Bak bence şimdi. Özgün değil kanka. Belki de bu kanaldan videolar belki de. Bize de inceletti bir de kanka. Baksana 9 milyon 6 milyon. Bu arkadaşım. O kadar da övdük lan adamı. Boşuna övdük. Aa baksana, zaten bak o kanala bakarak ama ne kadar beğendiğimiz ve doğru olduğu da buradan ortaya çıktı yani, bakar mısın? Yani 62 video ile 379 bin abone yapmış. Kaç izlenmiş abi? Abi 72 milyon izlenmiş ve bu global bir kitle yani, baksana. Efsane bir iş abi. Bunu kopyalayabilirsiniz abi, bakın kanal ismine. O arkadaş yapmış, neden siz de yapmayın? Arkadaşlar böyle bir yeteneğiniz varsa, böyle bir içerik üretebiliyorsanız mailden benimle iletişime geçebilirsiniz. Ortak çalışmalar yapabiliriz. Böyle kanallar, eğer yeteneğiniz varsa bu tarzda, bana bir dakikalık yapın, gönderin, size ekibimi alayım. Abi yüzünüzü sesini kullanmadan içerik fikri. Harika bir seri getireceğim abi. Instagram'da her gün bir tane yayınlayacağım. Her gün bir tane niş vereceğim abi. Büyük ihtimal düzenli pazartesi başlar. Her gün bir tane niş. Şimdi ben bunu buradan söyledim. Diğer arkadaşlar da benden önce başlayabilir. Öyle bir fulye var şu anda. Her gün bir tane niş vereceğim abi. Kapatalım abi. Orhan, var mı son diyeceğim bir şey kardeşim? Vallahi arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Full artı full yapay zeka bana kalırsa çok sıkıntıya getirir insanları. Neden? Çünkü... Abi ruh olmuyor. Bir şeyin ruhunun olmasını istiyorsanız kendiniz biraz parmak atmanız gerekiyor. Diğer türlü ruhsuz içerikler üretirsiniz. Ben çok 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 çok, yani şöyle söyleyeyim. Serkanlar insan sesi kullanırken bile ben yapay zeka sesi kullanıyordum o zamanlar. Çok böyle herkes bilmiyordu nereden ses alacağımızı, edeceğimizi. Hatırlıyor musun Serkan? Evet reis. Hatta bana diyordu kapanacak diyordu. Bir ay sonra kapanıyordu. Ve bu şekilde ben var ya arkadaşlar, belki 1.5-2 milyon paramı kaybettim o dönemlerde. Ama hala vazgeçmedim. Ama
şöyle söyleyeyim. Yapay zekada kullanıyorsanız yorumlayın. Kendiniz yorumlayın bazı şeyleri. En kötü yapay zekayı o yorumu düzelttirmek için kullanın. Seslendirmek için kullanın. Ama %100 yapay zeka yapmayın. Farkınız olsun. Abi, bana kalırsa böyle. Evet, yayını yavaş yavaş kapatıyoruz. Kapatıyoruz arkadaşlar. Son biz abone olup bu videoyu da beğenirsiniz. Video büyük ihtimal kaydedeceğiz abi. Öne çıksın. Ve bir tane daha yapacağız birkaç gün. Ve birkaç gün sonra bir tane daha yapacağız. Bu bahsettiğim maili abi. Yayın tekrar olacak kardeşim. Bu bahsettiğim maili atın abi kanallarınızı. Hepsini inceleriz. Zaten 3-4 saat de olsa yayın yapar. Tek tek inceler, fikir de veririz abi. Instagram'a da paylaşım yapacağız. Oraya da atarlar. Instagram'da zamana ihtiyacı var. Yani şöyle söyleyeyim. Uğraşması lazım üstünde. Biraz kendini geliştirmesi lazım. Evet ya, bir özgünlük hiçbir şey yok ki kanka. Video almış, birleştirmiş. Bir şey yok yani. Bak ses yok. Anladın para mı? Kazanamazsın bu şekilde. Evet abi, herkese iyi akşamlar. İyi geceler. Son bir gitmeden abone butonuna el atın kanka. Abi. Bir gün buradaki ekipteki arkadaşlar görsün, canlı yayındaki izleyen arkadaşlar. Bir gün hep birlikte bu yapay zekaları Türkiye ile tanıştıran arkadaşlar olarak hepimiz birleşelim. Bir Davos zirvesi gibi bir zirve yapalım. Canlı yayın. Yapalım abi. Çok büyük bir canlı yayın. Bir gün Allah nasip ederse planlayıp yapalım. Tamam. Çok iyi abi. Evet. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah bir sonraki yayında görüşmek üzere. Orhan kardeşim, geldiğin için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Ne demek kardeşim, her zaman. Bu kanalın zevkli. Daima abonesisin. Allah razı olsun. Kendine çok iyi bak. Size bir faydamız olduysa ne mutlu bize. Hakkınızı helal edin. 2 saattir tutuyoruz sizleri. Hadi Allah'a emanet olun. Eyvallah kardeşim. Görüşürüz. Allah'a emanet ol. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Yoruldum. Kontroller.